çanta seçimi, kas, eklem, ligaman, sinir zedelenmelerine yol açabilmekte. Bel ağrısı görebilmekteyiz. Sırtında nasıl taşıyacağını, ağırlığını, büyüklüğünü dikkat etmek zorundayım. Ve kumaş yapısına dikkat ediyorum. Çok terletmesini istiyorum. İlk defa kullanacak çünkü bu kadar büyüklükte bir çantayı. Kanserojen madde içerip içermediği, ortopedik oluşu, su geçirip geçirmediği ve her şeyden önemlisi bir defa yerli, Türkiye'de üretilmiş ve kaliteli bir kumaştan olması. Çanta seçimi, kas, eklem, ligaman, sinir zedelenmelerine yol açabilmekte. Bel ağrısı görebilmekteyiz. Omuz askılarının uzun ve geniş olduğu durumlarda ağırlık merkezi arkaya kaydığı için bel kaslarında gerginlik, sonra da ağrıya neden olmakta. Sırt ağrısı olabilmekte. Çantayı tek tarafta taşıdığımızda özellikle boyun hızlı uzadığı dönemde, gelişim çağındaki çocuklarımızda skolyoz dediğimiz omurgadaki yana doğru eğrilikler meydana gelmektedir. Ağırlığının %10-15'ini geçmemelidir. Örneğin 30 kilogramlık bir çocuk için bu 3-4 kilogramı geçmemesi gerekiyor. Özellikle okulda dolapları olmayan okullarımız bu konuda çalışma yapabilirler. Çünkü çocuklarımız hani gereğinden fazla yükün altında kalıyorlar.